Manisa Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili duruşmaya avukatlar, Ankara'da cumartesi günü yaşanan bombalı saldırı nedeniyle girmeme kararı aldı. En çok kayıp verdiğimiz tek seferde mağdur avukatlarının bu talebi üzerine sanık avukatları da bu talepte birleşti ve mahkeme heyeti duruşmayı yarın sabaha erteledi. Madenci yakınlarının avukatları adına bir açıklama yapan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Türkiye'nin en büyük maden katliamının davasının tarafları, Türkiye'nin en büyük siyasi saldırısının katliamının mağdurlarıyla dayanışmak için bugün duruşma yapmıyor dedi. Demokrasi ve özgürlük için mücadele edenlerin başına ne geliyorsa, ekmek için mücadele edenlerin de başına o geliyor. Bugün burada tarihsel bir anda olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük maden katliamı davasının tarafları, Türkiye'nin en büyük siyasi saldırısının katliamının mağdurlarıyla dayanışmak için bugün duruşma yapmıyor. Madenci aileleri de her duruşmada olduğu gibi yine Akhisar'da mahkeme salonunun önündeydiler. Salonun önünde aileler adına basın açıklaması yapan madenci ailelerinden Gülsüm Çolak, Ankara'da yaşanan acıyı paylaştıklarını, kendi davalarının da sonuna kadar takipçisi olduklarını söyledi. 18 Mayıs'ta Adana, Mersin'de ve 5 Haziran'da Diyarbakır'da, 20 Temmuz'da Suruç patlamasında tanıyoruz. Aynı seriden olduğunu biliyoruz. Onlar Uludere'de 34, Reyhanlı'da 54, Soma'da 301, Ermenek'te 18, Suruç'ta 33 kişiyi katlettiler. Soma maden kazasının ceza davasının 4. duruşması yarın saat 09'da Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.